Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi bir darbe fırtınası, bir böyle kumpas fırtınasını estirildi ama bu fırtına fare doğurdu. Yani niye polis teşkilatının bir darbe yapmakla suçlandı? Niye yani bu kadar kaos oldu? Devlet Bahçeli çıktı kürsüden, niye böyle 17-25 Aralık benzetmeleri yaptı? Hala bu konuda netleşmiş değil. Çeşitli iddialar var. Birincisi, mafya mı devlete polisi operasyon yaptı? İkinci bir soru, Sinan Ateş cinayetinde bir anlamıyla hedefler oklar üzerinde olan MHP Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden AKP'ye karşı bir hamle mi yaptı? Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya'ya mı, yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya mı bir hamle yaptı? Ya da polis içinde tarikatlar birbirine mi girdi bilmiyoruz ama ortada çok net bir sonuç var. Devlet çürümüş, aynı zamanda devlet bir kriz yaşıyor. Yani MİT'in emniyete güvenmediği, yargının emniyete güvenmediği, MİT'in savcılığa güvenmediği, yani kimseye güvenmediği ve farklı çetelerin muhtemelen cirit attığı, devlet içinde cirit attığı bir durum söz konusu. Şimdi bu olay, Ayhan Bora Kaplan olayı da daha önce bir günde yine yazımızda anlatmıştık. Bir şeye dönüştü. Yani skandallar yumağına dönüştü. Sadece 20 skandalı anlattık ki bu sayı çok daha arttırılabilir. Orada neler neler yoktu. Yani işkence gören insanlar emniyete gittiklerinde polisler tarafından Ayhan Bora Kaplan hakkında şikayetçi olmaları için tehdit ediliyordu. Savcıya ifade vermek istiyorlardı. Savcı kabul etmiyordu. Araba bagajında kaçırılan, silah dayanan, dişleri sökülen, öldürülen, cinayet faillerinin sonra öldürüldüğü inanılmaz bir karanlık. Ve bu karanlığın içinde sadece mafya yok. Bu karanlığın içinde yargı var, emniyet var, bürokrasi var. Yani devlet var. Şimdi aynı zamanda görüyoruz ki bankalar da var. Şimdi baştan anlatmaya gayret göstereceğim. Şimdi Ayhan Bora Kaplan skandalından sonra, yani bu olaylardan sonra operasyon yapıldı. 7 Eylül'de 2023'te gözaltına alındı. Esenboğa Havalimanı'nın girişinde kaçmaya çalışırken, ki yani belli ki kendisine operasyon yapmıştı. Kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu operasyon sonucunda da her zaman normal olduğu, bütün bu organize suç operasyonlarında olduğu gibi savcılık MASAK'tan, yani Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan, Hazine Maliye Bakanlığı'na bağlı bir rapor istedi. Yani ne yapılır böyle durumlarda? Yani kara paranın peşine düşülür. Denir ki böyle bir organize suç örgütü var. Bu örgüt parasını saklıyor. Bu paranın, yani bu örgütün finans faaliyetleri, ekonomik faaliyetleri içerisinde, o kara para faaliyetleri içerisinde suç delillerini bulalım. Bunun için de MASAK'a başvuruyor savcılık. MASAK'ta 18 Aralık 2023 tarihinde 423 sayfalık bir rapor hazırlıyor. Bu 423 sayfalık raporda 53 şüphelinin mal varlığı, hesap hareketleri, yani bütün para faaliyeti mercek altına alınıyor. Aynı zamanda şirketler var. Ortaya çıkıyor ki Ayhan Bora Kaplan'ın kendi üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı yok. Yani arabası yok, evi yok, hiçbir şey yok. Ama 10 milyonlarca liralık para trafiği var. Aynı zamanda Ankara'daki eğlence mekanlarının sahibi. Yani aslında çok büyük paralar olan, zırhlı araçlarla gezen lüks bir... Bunun üzerine bu 53 şirket kimin üzerine diye tespit ediliyor. Ayhan Bora tespit ediliyor. Yani 50'nin üzerinde şirketinde hesapları inceleniyor. Şimdi burada şu tespiti yapıyor MASAK. Diyor ki ya 2020 yılına kadar Ayhan Bora Kaplan garson olarak görünüyor SGK kayıtlarında. Ve diyor ki bunun üzerine biz onun hesaplarını inceledik. Eşinin, sevgilisinin, eniştesinin, kardeşinin, kız kardeşinin bütün yakınlarını veya adamlarını aldık diyor. İyi de yani akla şu soru geliyor ya, sizin hesabınızda 10 bin dolarlık bir hareket olsa hemen kapınızı çalacak bu devlet. Bu hesaplarda 10 milyonlarca lira hareket varken 4 yıl boyunca, 2020'de başlıyor bu para hareketliliği, 4 yıl boyunca niye uyudu masa? Birinci soru bu. Peki yani hiç mi dikkatinizi çekmedi? MASAK'ın incelediği, Ayhan Bora Kaplan'ı davasında incelediği ve el konulan 31 tane şirket var. Şimdi bu şirketlerden bir tanesi özellikle mercek altına alınıyor. Çok dikkat çekici. Bu şirketin adı Ay Yıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ. Ya bu şirket, bir de şöyle bir durum var. Bu şirket devletten de ihale alan bir şirket aynı zamanda.
Bu şirketin sahibi Ozan Can Yıldız diye bir isim gözüküyor. Diyorsunuz ki Ayhan Bora'nın Kaplan'ın bu şirketin olduğu nereden alışacak filan. Ya o kadar net ki. Ozan Can Yıldız Ayhan Bora Kaplan'ın en yakındaki isimlerden biri. Hatta dedim ya Ayhan Bora Kaplan'ın arabası yok, evi yok, şey yok. O arabayı örneğin Ozan Can Yıldız'ın parasıyla satın almış görünüyor. Yani Ozan Can Yıldız satın almış görünüyor. Bakıyorsunuz pek çok daha bağlantı var. Polisin tespiti var. Ozan Can Yıldız'ın Ayhan Bora Kaplan çetesinin bir mensubu olduğuna dair. Hatta bir kere arabasını silah yakalatıyor Ayhan Bora Kaplan. O silaha gelip Ozan Can Yıldız'ın kardeşi üstleniyor. Diyor ki benim arabam, benim silahım diyerek üstleniyor. O derece yakınlar. Şimdi bu Ay Yıldız Tünel AŞ, yani Ay Yıldız şirketi incelendiğinde sürekli nakit parayla sermaye arttırımı yapıyor. Ya öyle ki yani böyle 20 milyon lirayla falan birden nakit sermaye arttırımına gidiyor. Tam bir kara para aklama faaliyeti ve Masak bunu da tespit ediyor. Diyor ki ya bu şirkete sürekli nakit para girmiş. Sermaye arttırımı hep nakit parayla yapılmış. Ya bu da diyor kara para aklama bir faaliyetinin bir parçası olduğu görünüyor diyor. Ve bir bakıyorsunuz 2017 yılında para transferleri incelendiğinde bu Ay Yıldız dediğimiz şirketin sadece 11.843 lira şeyi var. Para çıkışı var. Sonra bir bakıyorsunuz 2023 yılına gelmiş, şirket şahlanmış, uçmuş nasıl olduysa 4 yıl sonra ve bu şahlanışta para girişi 1 milyar 748 milyon 961 TL'ye yükselmiş. 2023 yılında 1 milyar 127 milyon 206 bin TL para çıkışı oluyor. Yani böyle inanılmaz bir para artışı oluyor. Ama peki bu kadar para artışına rağmen, bu kadar nakit girişine rağmen en dikkat çekici ve bizim anlattığımız skandalın kilit noktası da burada başlıyor. Bununla yetinmiyorlar. Ve bu Ay Yıldız dediğimiz Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde el konulan bu şirkete Halk Bankası'ndan kredi veriliyor arkadaşlar. Ve öyle böyle bir kredi değil. Bakın listesi yayınlanmış. Yani Masak bu raporu hazırlarken Ay Yıldız'ı incelerken çok dikkatini çekmiş. Halk Bankası'ndan gelen krediler ve Halk Bankası'na sormuş. Demiş ki siz bunlara ne kadar kredi verdiniz? Halk Bankası da yanıt göndermiş. Kasım 2023'te. O yanıtta bir tablo olarak dosyaya konulmuş. Yani büyük geniş bir tablo olarak Masak raporuna koyulmuş. Ve orada 25 tane kredi var arkadaşlar. 2021 ile 2022 yılları arasında Ayhan Bora Kaplan'ın kara para akladığı bu şirkete Halkın Bankası olan, Halkbank yani kamu bankası olan Halkbank'tan toplamda 480 milyon 515 bin TL kredi verilmiş. Yani halkın parası, hepimizin parası, kamu bankası burası. O para mafya ile bağlantılı, mafyanın parasını akladığı iddia edilen Ay Yıldız Tünel Ayşe'ye dağıtılmış. Ya inceliyorsunuz 25 tane ayrı kredi. Birer gün arayla, ikişer gün arayla 20 milyon, 25 milyon böyle sürekli dağıtılıyor. Yani şey gibi. Yani siz gitseniz bankaya şu an 200 bin kredi isteseniz alamazsınız. Ama bu mafya bağlantılı olduğu iddia edilen şirkete resmen kredi yağdırmışlar. Bakın bir kalemde 1 Haziran 2022'de tek seferde 150 milyon TL kredi veriyorlar. 150 milyon TL. Tarih dediğim gibi 1 Haziran 2022. Şimdi bu krediyi nasıl aldığını da Masak inceliyor. Raporunda anlatıyor bu krediyi nasıl almış biz baktık diyor Masak. Ve incelediğinde bu 150 milyon TL kredi verilirken Ay Yıldız isimli şirketin başka bir şirketin hisselerini rehin verdiğini fark ediyor. Desolar 7 bu şirketin ismi. Yani güneş enerjisiyle üretim yaptığını iddia eden bir şirket. Ya diyor ki Masak müfettişi raporu hazırlayanlar. İnceliyorlar ve diyorlar ki ya herhalde bu kredi bu şirket rehin alırken siz deseniz ki ben kredi istiyorum evim de burada bu evi rehin bırakıyorum size ya da teminat gösteriyorum. Gelirler o eve bakarlar. O ev gerçekten sizin dediğiniz değerde mi incelerler öyle verirler krediyi. Burada düşünün 150 milyon TL'lik kredi ve Masak bunun üzerine soruyor Halk Bankası'na diyor ki siz bunun değerleme raporunu verin bana yani size rehin verilen bu şirketin değerleme raporunu verin ki ya bu krediyi neden verdiğinizi anlayalım. Diyorlar ki değerleme raporu yok. Yani Desolar 7'nin değerleme raporu yok. Ya para eder mi etmez mi bakılmadan verilmiş 150 milyon TL. Yetmemiş sadece krediye yani kredi raporuna yani o dosyaya şirketin yani bu Desolar 7 şirketinin cihazları, tesisatları, ekipmanları
ile ilgili göstermelik bir rapor koymuşlar. Şimdi bu olacak iş değil tabii ki. Ama daha da bitmemiş arkadaşlar. Bunun üzerine Musk incelemiş bu Destolar 7 şirketi nasıl 150 milyon TL değerde bir şirket ve teminat gösterebilmiş, rehin verilebilmiş hisseleri diye. Orada da yeni bir skandal. Ne olmuş biliyor musunuz? Bu krediye başvurmadan günler önce, sadece birkaç gün önce Desolar şirketinin 150 milyon TL'lik, o bak 15 milyon TL değeri o sırada. 15 milyon TL. Krediye almadan birkaç gün önce. O değer şey diyerek, sermaye artırımına gidiyoruz diyerek 150 milyon TL'ye çıkartılmış. Yani hayali para. Öyle para yok. Sadece söylemişler. Biz 150 milyon TL'lik şey yapıyoruz, sermaye artırımı yapıyoruz diye. Bunun üzerine kredi almışlar 150 milyon TL'yi. Halkın parasını, peşkeş şeklinde halkın parasını almışlar. Ve gerçekten de Desolar'ın içine koyup, Desolar ye diye, Desolar'ı sanki 150 milyon TL'lik gibi bir şirket yapacaklar göya. Plan bu ama onu bile yapmamışlar arkadaşlar. Yani o 150 milyon TL'yi almışlar. Desolar, Musk raporunda söylüyor. 2022'nin sonuna geliniyor artık, 2023'e girilecek. Hala Desolar'ın sermaye arttırımı, yani sermaye, öz sermaye, para da yok. Yani o 150 milyon yok. Yani şirket 150 milyon TL değil. Şeyin hisselerin rehin verilmesi hiçbir anlamı yok yani. O para ne olmuş biliyor musunuz? Onun da hesabını kalem kalem veriyor. 20 milyon o çetenin üyeleri, 20 milyon biri ötekine, öteki ötekine, öyle parayı 20'şer milyon, 25'er milyonluk nakitler halinde, para halinde, kredi parası, sizin paranız bu, halkın parasını paylaşmışlar. Şimdi Musk bunun üzerine diyor ki, yani bütün bu incelemenin sonucunda, ya diyor bu zaten kağıt üzerinde diyor 10 kat arttırılmış değeri bu Desolar 7'nin ve kredide verilmiş diyor. Yani bunun incelenmesi lazım diyor. Yani bunun gerçekten de BDDK tarafında incelenmesi lazım. Çünkü diyor şirketin değeri, yani o 6 ay sonra bile sadece diyor 44 milyon 306 bin TL. Yani nerede sizin onu rehin olarak verdiğiniz 150 milyon TL. Şimdi başka tek, peki Ay Yıldız mı? Hayır değil. Başka bir şirket var. Dağarma Enerji AŞ diye. Bakın bu daha da komik aslında. Daha da vahim. Bu şirkete Musk raporuna göre Halk Bankası yine 28 Mart 2022'de 25 milyon TL. Bir gün sonra 29 Mart 2022'de 25 milyon TL. Bir gün sonra 30 Mart 2022'de 24 milyon 500 bin TL. Ve iki hafta sonra 13 Nisan 2022'de 20 milyon 500 bin TL kredi veriyor. Şimdi dersiniz ki herhalde gösterdi. Bu şirketi herhalde inceledi. Ya bu 100 milyona yakın kredi. Böyle herhalde saçmamışlardır dersiniz değil mi? Yani siz kredi alamıyorsunuz, böyle sürekli her şeyiniz inceleniyor ya, herhalde öyle veriliyordur demişiz. Hayır. Bu paralar şirket hesaplarında gezdikten sonra, yani bu verdikleri 100 milyon TL'ye yakın para gezdikten sonra, Fatih Akgül, biraz önceki şirketlerde de adı geçiyordu bu şahsın, ona ait ESE gruba gönderiliyor. Musk raporu da şöyle deniyor. Bakın, şirketin bilançosunda pasif kısmında 100 milyon TL'ye yakın olan banka kredisi haricinde, yani o verilen 100 milyona yakın banka kredisi haricinde büyük tutarlı kaleme rastlanılmadı diyor. Yani işlem yok, para yok yani şirkette. Yani kasası boş şirkete kamu bankasının parası akıtılmış yani şimdi. Ve sonra Musk raporunun sonuç bölümünde şöyle deniyor. Bakın bu iki olayı değinildikten sonra. Başta Ay Yıldız ve Dağarma şirketleri olmak üzere şirketlerin kullanmış oldukları kredilerin bankacılık mevzuatı açısından aykırılık olup olmadığı yönünde BDDK tarafından inceleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmek. Yani burada ne gördük? Kamu bankasından mafyaya kredi verilmiş. Çok büyük bir skandal. Gerçekten çok büyük bir skandal. Yani bu olabilecek bir iş değil diye düşünürsünüz. Ama bunun izleri öncesinde vardı. Bakın Halkbank, yani toplam kamu bankalarından Yan Bora Kaplan'la bağlantılı şirketlere 750 milyon TL verildiğini ilk Murat Arel gündeme getirmişti. Gazeteci Murat Arel. Daha sonra bu paranın 1.3 milyar lira olduğuna yönelik bütün kamu bankalarından mafyaya kredi sağlandığına yönelik iddialar gündeme geldi. Daha sonra Turan Çömez dedi ki 700 milyon TL Halk Bankası tarafından Ayan Bora Kaplan çetesine peşkeş şekilde kredi olarak verildi dedi. Ve hatta dedi ki Halkbank Ankara 1. Bölge Koordinatörü Kubilay Özdöl bu kredileri verdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı dedi. Ya arkadaşlar, sonra Uğur Dündar ortaya çıkar. O Kubilay Özdöl, Ayan Bora Kaplan çetesinin içinde olan
daha önce de bir bankada çalışmış ve daha sonra çeteye girince böyle maddi tablosu da artmış. Koray Özdöl isimli sanığın, bankacı bu, eski bankacı. Koray Özdöl sanığın abisi. Yani çetenin içindeki kişinin abisi Halkbank'ın bu kredileri veren bölge müdürlüğünde müdür, görevli. Buna rağmen bir şey olmadı. Hatta Koray Özdöl'ün ne yapıyor biliyor musunuz? Muhammed Sağ diye bir tane mağdur var. Davanın mağdurlarından Ayhan Bora Kaplan çetesi tarafından çökülmüş bir iş insanı. Koray Özdöl'ün onun kafasına silah deyip çekleri imzalattığı iddia ediliyor. Yani bağlantılar da gerçekten çok enteresan. Turan Çömez bu açıklamaları yaptıktan sonra Halk Bankası'ndan bir açıklama geldi. Halk Bankası dedi ki, bakın o açıklamayı okumak istiyorum. Yani deniyor Halk Bankası'nın açıklamasında. Bahçe konu şahıs veya orta olduğu şirketleri belirtilen tutarda ve teminatsız kredi kullandırımı söz konusu dahi değildir. Eski bölge yöneticimiz şimdi söz konusu işlemlerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ya iyi de çıkartıyoruz ki, daha doğrusu MASOK raporu ortaya çıkartıyor ki, siz Ayhan Bora Kaplan'ın el konulan şirketlerine 550 milyon 515 bin TL kredi vermişsiniz. Şimdi bu nasıl yalanlama? Bu yalanlama, yani bu yalanlamayı kim yaptı? Veya Kubilay Özal'ı niye bu kadar koruyorlar? Şimdi orada da başka bir iddia gündeme geliyor tabii. Bu iş daha mı yukarılara gidiyor? Mesela şöyle bir durum var. Serdar Serçelik biliyorsunuz gizli tanık Ayhan Bora Kaplan davasının, aynı zamanda örgütün 2 numaralı ismi. O yurt dışından organize şube müdür yardımcısı, Ankara organize şube müdür yardımcısı Şevket Demircan'la telefonda konuşmuş, o konuşmalardan bölümler yayınlamış ve daha sonra da Devlet Bahçeli bu kumpas, bu dava açıklamalar yapmıştı. Şimdi o ifadelerden İsmail Saymaz'ın haberinden biliyoruz ki Şevket Demircan tutuklandı, şu an cezaevinde. O da ifadesinde demiş ki bu Serdar Serçelik, yani Ayhan Bora Kaplan çetesinin iki numarası, bize Bekir Bozdağ ve Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan hakkında iddialarda bulundu demiş. Yani ortaya çıkıyor ki Halkbank Genel Müdürü hakkında Serdar Serçelik'in iddiaları var. Peki ne bu iddialar, bilmiyoruz. Onları öğrenmeye çalışırsanız da kumpasçı darbeci oluyorsunuz galiba. E bu krediler ne? 550 milyon, 515 bin TL halkın parasını vermek ne? Bu krediye kimler referans oldu? Bu kredilerin verimler var mı? E biz bu soruların yanıtlarını aramayacağız. Yani o ararsak da darbe olur. Şimdi böyle halkın parasının kamu bankaları üzerinden mafyaya aktarıldığı korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Korkunç bir skandalla karşı karşıyayız. Aynı zamanda yine haberimizde anlattığımız gibi MASAK raporunda Ayhan Bora Kaplan'ın hakimleri, savcıları, polisleri mekanlarında ağırlayıp hesap almadığı, eskort kadınlar gönderip şantaj kasetleri çektiği ve şantaj yaptı. Bir şantaj arşivi olduğu anlatılıyor. Bunu da bir kenara koyuyoruz. Bir şantaj arşivi var. Ya o da yetmiyor. Bakıyorsunuz, ya MASAK raporunda bu kredi verilen Ayhan Bora Kaplan'la bağlantılı şirketler, yani Ayhan Bora Kaplan'ın dolaylı yoldan kredi aldı. Ayhan Bora Kaplan'ın suç kaydı yayınlanmış. Sayfalar dolusu. 89 tane suç kaydı. Cinayet, yaralama, hırsızlık, belgede sahtecilik. Ya aklınıza gelecek her suç var. 89 suç kaydı var. Bu kişi Ankara'nın eğlence sektörünün hakimi olmuş. Yüzlerce milyon lirayla oynuyor. Ve MASAK daha önce incelemiyor. Bunlar hiç polisin takibine yakalanmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Aksine hakkında açılan davalar Yüksel Kocaman döneminde 2018, 2019, 2017, 2020 sürekli takipsizlikle sonuçlanıyor. Yani devletle iç içe geçmiş bir yapı söz konusu. Hatta düğünündeki paralar bile, örneğin herkesin gözünün önünde oğluna şaşalı bir sünnet düğünü yapıyor. Bu sünnet düğüne yeraltı dünyası akın ediyor. Herkes seyrediyor. Binlerce kişi var. Orada bile kara para aklıyorlar MASAK raporuna göre. 28.7 milyon TL hesaba sünnet takı parası diye yatırıyor. Dolar, euro zaten hepsi. Bir de ayrıca kendisiyle bağlantılı kuyumcu şirketlerinden 17 milyon 500 bin TL para transfer ediyor altın takı parası diye yani. E şimdi aslında şu ortaya çıkıyor. Yani mafya, emniyet, yargı, devletin tüm kurumların bulaştığı bu şeyin içerisinde, bu mafya düzeni içerisinde bir de kamu bankaları tarafından beslenen mafya gerçeğiyle yüzleşiyoruz.